Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena, Rabbimiz ve edhilhum, onlara dahil et cennetin cennetleri. Şimdi bir önceki okuduğum ayet-i kerimede meleklerin, Allah'ın arşını taşıyan meleklerin ve etrafındaki meleklerin müminler için dua ettiklerini efendim söylemiştik ve şu dualarla şöyle devam ediler diyelim. Rabbena, Rabbimiz ve edhilhum, o sana tövbe eden, senin yoluna giren kullarını efendim girdir cennetin adin. Adin cennetlerine dahil et. Onlara adin cennetlerini nasip et. Elleti o cennetler ki vaattehum, sen onlara vaat ettin. Evet. Ve men salaha, onlardan salih olanlara da dahil et. Min abem, babalarından ve ezvacehum, eşlerinden ve zürriyetlerinden de. Yani onlar efendim her ne kadar o cenneti hak etmeseler de onların o cennete, adın cennetine hak eden kuluyun yüzü gözü hürmetine onları da dahil et diye Allah'a dua ederler diyor. İnneke sen entel azizul hakim. Her şeye gücetten, her koyduğun kanunu bir hikmete kulların menfaati için koyansın demiştim. Ve kıhim, onları kur, ve kıhimüs seyyiat. Onları kötülüklerden de muhafız et, koru. Ve men teğe, kimi korursan sen, Allah hüzünlü şenolaktan, esiyat, kötülüklerden, yevmezün ögün fekat rahim dehu, sen onu acıdın. Yani o kimseye sen acıdığın için onu kötülüklerden korusun. Ve zâlik, işte bu hüvel fevzül azîm, işte büyük başarı, büyük kurtuluş budur. Yani Allah'ın rahmetine kavuşmak, onun efendim azabından kurtulmak. İnnellezine kevuru, kafirlere gelince yunadevne, seslenilir onlara, o kafirlere. Ne diye? Le maktullah, ellebette Allah'ın gazabı ekberu, daha büyüktür. Min maktukum enfusukum, sizin kendinize kızdığınızdan daha büyüktür. Şimdi onlar cehenneme girmişler, kim kendi kendine kızıyorlar ya. Siz şimdi kendinize öfkelenip kızıyor musunuz ya? Allah'ın gazabı sizinkinden daha büyüktür. Allah Teala sizden daha çok size kızıyor, öfkeleniyor. İz niye kızıyor Allah Teala size? İz hatırla ki tüd avine çağırdın ile iman. İmana çağırdığınız zaman ne yaptınız? Fetekfurunu inkar ettiniz. İnkar ettiğinizden dolayı Allah Teala sizin kendinize kızdığınızdan daha çok size kızıyor. Dolayısıyla size azap edecek. Galdele ki Rabbena, Rabbimiz emettenesteyni, sen bizi iki kere öldürdün. Ve ahiyetena istenteyni, iki kere de dirilttin. İşte bunu diyor ki işte anne karnında ölüyken, babasının sütünde ölüyken anne karnında diritti, tekrar işte öldü, dünyada efendim ahirete gitti. Neyse, iki kere öldürdün, ikisi de dirilttin. Peki, fakat tarafını itiraf ettik. Neyi? Biz zulümüne, günahlarımızı kabul ettik. Evet. Fehel var mı ilahurucu min sebebi? Bizim tekrar dünyaya dönmemiz bir yol var mı? Yani sanki Allah Teala'nın bazalığı yapıyor. Bir yol var, sadece onu bize bildir diye. Böyle orada Allah Teala'ya işte olmayacak duaları ederlerdi. Evet. Zalikum, işte bu. Yani onların böyle cehenneme azabı görmelerinin sebebi benne. Çünkü izâ duyallah, Allah Teala'ya çağrıldıkları zaman vahdehu, tek olaraktan kefertüm, inkar ettiniz. Yani siz bu cehenneme atılmanın sebebi Allah'a iman ettiğiniz zaman inkar ettiniz. Ve en yüşrak bihi, eğer Allah'a şükretmeye istendiği zaman tü'minü, inanırdınız. Bak, inanıyordunuz. Peki fel hukmu lillah, işte hüküm Allah içindir. El aliyyül kebir, her şey yüce olan, büyük olan Allah içindir, hükmünü o verecektir. O da hükmünü size vermiş, cehennemin olmanızı emretmiştir diyelim. Hüvellezi, o Allah ki yürüyüküm, size gösterir ayet, ayetlerini size gösterir. İşte peygamber gönderiyor, efendim çeşit çeşit olaylar oluyor. Ve yünezzül leküm, sizin için diyor, mine sema semadın rızkan, rızkızı indiriyor, yağmur yağdırıyor, bereketlendiriyor, işte her tarafın bolluk bereketli oluyor. Ve ma yetezekkeru, işte bunlardan ibret almaz illa ancak men yunibey, samimi olan Allah'a yönelen kullar ancak ibret alır. Allah'a iman eden, yönelen kullar ibret alır demiş. Evet. Fedullah, sen Allah'a çağır. Evet, Allah'a dua et. Öyle ki el muhlisine lehüddini, dini Allah'a has kılardan. Sadece Allah için ona dua et. Velev kerihal kâhün, eğer kâhüle görmese de elim sen efendim Allah'a çağır, Allah'a davet et, Allah'a dua et demiş. Burada diyor ki Abdullah bin Zübeyr peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini efendim demiş, hitap edilmiş. Allah'tan başka ilah yoktur demiş peygamber. Yalnız Allah vardır. O tektir. Ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. Onun gücü her şeye yeter. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur. Biz yalnız ona ibadet ederiz. Sahip olduğumuz nimet ve iyilik onundur. Övgülerin en güzeli ona yakışır. Kafirler hoşlanmasa bile bütün samimiyetimize
Allah'tan başka ilah yok deriz demiş Peygamberimiz, böyle dua edermiş. Evet. Allah Teala şimdi anlatıyor ve Rabbihu derecat. Allah Teala dereceler yükselten dilediğin kuluna efendim yüksek dereceler nasip eder. Daha zül arş, arşın sahibi olan Allah Teala dilediği kuluna yüksek dereceler verir. Yulgur ruha, ruhu atar min emrihi, emrinden efendim ala menş, dilediğini, yani dilediğini efendim Allah Teala peygamber gönderir. Onu peygamber nasip eder. Ruh derken bu da Cebrail gönderir. Min ibadet kullarından niçin lüyunzura yevmet telakı, insanlara diyor o çağırış bağırış kıyamet günündeki o korkunç telak, çağırıp bağırmak denir işte şey nedir? Efendim o günle çağırıp bağırma gününde insanları korkutsun, insanları uyarsın diye peygamberleri gönderir. Dilediğinde peygamber seçer. O onun elinde demiş. Evet. Gelme o gün, yani kıyamet günde hum onlar barizun, açığa çıkarlar. Her şey açığa çıkar. Allah Teala işte suhru öldüğü zaman herkes kalkarlar. La yehva, gizli kalmaz alallah, Allah'a minimum şeyin. Allah Teala onlardan hiçbir şey gizli kalmaz. Yani onlardan kalkmayan, ben kalkmayacağım diyen yoktur. O zaman Allah Teala onlara sorar. Limenil mülkül yevm, mülk bugün kimindir? Dediği zaman kimse cevap veremez Allah'ın huzurunda ve cevabı kendisi verir diyor Allah Teala. Lillahil vahidil kahhar. İşte her şeye gücü yeten Allah'ındır bu mülk. İşte ben size bu yaşadığınız müddetçe o verdiğim malları siz bir kiracımdınız siz benim. Ben de şimdi mallarımı sizden aldım der diye onlara söylemiş. Evet. Sadakallahu'l-azim.